İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu koruma eylem planıyla çözülecek. Varşa Garutyunyan ve Sergey Shoigu Ermenistan-Azerbaycan sınır gerilimi konusunu görüştü. Artsakh'ta yüksek verimli tarımın geliştirilmesi için programlar uygulanıyor. Erdoğan kendi kalesine bir gol attı veya Ermenilere karşı işlenen soykırımı tanımak için bir emsal. Türk lirası yeni enflasyon rekoru kırdı. Batı Ermenistan'ın keşfedilmemiş yerleri, Keşiş Gölü. Bagravan'da tarihi Ani başkentini temsil eden bir müze ve otel inşa ediliyor. Sayat Nova'ya ithaf edilen Varta Donatlı etkinlik bu yıl konsersiz geçti. Batı Ermenistan'ın en büyük sodalı gölü özelliğine sahibi Van Gölü'nde kirliliği önlemek ve gölün gelecek nesillere daha temiz kalmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Bank Genel Müdürlüğü, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Van 100. Yıl Üniversitesi, İpek Yolu, Edremit, Tuşba, Erciş Belediyeleri ile kentteki kurumların işbirliğiyle Van Gölü için atılacak adımlar masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından kirliliğe yol açan tüm konular rapor haline getirilecek, gölün atık sular ve katı atıklarla kirlenmesinin önlenmesi amacıyla Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı hazırlandı. Van'da 1 Haziran'da geniş katılımla düzenlenmesi planlanan Van Gölü Sempozyumu ile eylem planına son şekli verilecek ve koruma çalışmalarında yol haritası belirlenecek. Koruma eylem planı kapsamında göl çevresindeki ahırların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Vekili Varşa Garutyunyan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Shoigu ile 31 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan NewsIM'e verilen bilgiye göre iki stratejik müttefikin savunma bakanlarının geçen hafta Moskova'da yaptıkları görüşmede Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu ve varılan anlaşmaların uygulanmasının yollarını tartıştı. Artsakh Ekonomi ve Tarım Bakan Yardımcısı Dikran Arustamyan, Artsakh Pres ile yaptığı görüşmede yurt dışından cins hayvanı ithal etmek isteyen çiftçilerin tercihli koşullardan yararlanabileceğini ve devletin maliyetin %50'sini sübvanse edeceğini ifade etti. Ekonomi ve Tarım Bakanı'nın bir diğer yardımcısı Vilen Avedisyan ise seralara verilen destek miktarı da gözden geçirildi. Fiilen kurulan ve en az yarım hektar, en fazla 10 hektar alanı kapsayan yeni dikilen bahçelerin fidan bedelleri de karşılanacak. Cumhuriyetimizin topraklarında yetiştirilen tüm meyve çeşitleri programa dahil edilmiştir, dedi. Ona göre 44 günlük savaştan sonra Artsakh yaklaşık 95 bin hektar ekilebilir araziyi kaybetti. Bakanlığın yüksek verimli tarımla uğraşmaya teşvik etmesinin nedeni de budur. Sputnik Armenia Ajansı'nın köşe yazarı, Almanya'nın Güney Afrika halklarına yönelik soykırım için tazminat ödeme kararını inceliyor. Bunun Ermenilere karşı uygulanan soykırımın tanınması yolunda nasıl bir etkisi olabilir? Alman makamları, Türk liderlere atalarının yarattığı sorunları çözmenin medeni yolunu gösterdi. Almanya, geçen yüzyılın başında şimdiki Namibya topraklarında emperyal sömürgeciler tarafından işlenen soykırımı resmen tanıdı ve kınadı. Dahası Berlin tazminat ödemeye hazır olduğunu ifade etti. Alman yerleşimcilerin suçları ile Osmanlı Jön Türklerin suçları arasındaki paralellikler oldukça benzer. Şimdi Ermenilere karşı uygulanan soykırımın kesin olarak uluslararası tanınmasının gündemine getirilecek bir başka önemli örnek daha belirlendi. Söz konusu olan 1904-1908'de meydana gelen olaylar. O yıllarda Almanya hala birçok Afrika kolonisinin egemen olduğu bir metropoldü. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Türk döviz piyasasında istikrarsızlık devam ediyor. Son bir yıldır dolar, euro ve sterlin karşısına devamlı değer kaybeden Türk milli para birimi olan Türk lirası 28 Mayıs'ta enflasyon rekoru kırdı. Türk lirasının tarihsel enflasyon günü olan 1 Kasım 2020'de dolara karşı 8.58 liralık kurun ardından
28 Mayıs'ta en yüksek döviz kuru dolar karşısında 8.61 Türk lirası olarak kaydedildi. Bu endeks Türk lirası tarihinde yeni bir rekor. Batı Ermenistan'ın Van'da Urartular döneminden kalma Keşiş Gölü ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Van'a 30 kilometre mesafede Erek Dağı arasındaki vadide yer alan ve 4 kilometre Keşiş Gölü ve çevresi dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başında geliyor. 2700 yıllık Keşiş Gölü Urartu Kralı 2. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırıldı. Denizden yüksekliği 2550 metre, alanı yağışlarla bağlı olarak 4-7 kilometre kare olan gölde su toplama havzası 100 kilometre kare. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Keşiş Gölü, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sessiz kalırken bazı vatandaşlar hafta içi bölgeye giderek yörede yetişen bitkileri topluyor. Batı Ermenistan'daki diğer cennet gibi yerlerin yanı sıra Keşiş Gölü de görülmeye değer. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, şayet imkanınız varsa hem tatil hem de tarihi mekanlarımızı tanıma açısından mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Ani bölgesindeki Bagravan köyü sınıra yakın bölge statüsündedir. Norşen Harkov köyü sınır bölgesinde yer almakta olup Bagravan'ın idari bir bölümüdür. Bu köyler tarihi başkent olan Ani'nin banyoları olarak kabul edilir ve bu evler Ani'deki taş ocağı taşlarından inşa edilmiştir. Yıkılmış ve terk edilen evlerin taşları Bagravan'da müze ve otel duvarları haline dönüştü. Bu bölge Ani'ye gelen tüccarlar için bir kervansaraydı. İnşaat halindeki otelin bir işlevi daha olacak. Köy yaşamının ve kültürünün tanıtılacağı bir köy müzesi olacak. Eski ve unutulmuş tarım aletleri Şirak bölgesinin farklı köylerinden toplanarak Bagravan'a taşınan ilk örneklerdir. Bagravan'ın örneğiyle köylülerin yaşam standartlarını doğrudan değiştirebilecek olan köylülerin turizm potansiyelini göstermeye ve kullanmaya karar verdiler. Tiflis'te ünlü Ermeni Ozan Aşık Sayat Nova'ya adanan ve her yıl düzenlenen festival bu yıl konsersiz gerçekleşti. Her yıl Mayıs ayının son cumartesi günü Vartadon adlı etkinlik Tiflis'te kutlanır. O gün Tiflis'in eski semti olan meydanın Gorgasali Meydanı'nda her yıl Sayat Nova'nın şerefine büyük bir konser düzenleniyordu. Ancak bu yıl bayram koronavirüs nedeniyle farklı geçti. Gürcistan'daki Ermeni toplumu Vanes Tuvanya'nın ev müzesinden büyük şair ve aşık Sayat Nova'nın mezarının bulunduğu Surp Gevork Kilisesi'ne yürüyüş gerçekleştirdi ve Ozan'ın mezarına kırmızı güller bıraktılar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Horen Balyan tarafından seslendirilen Aygun Aygun adlı eseri sunuyoruz. Yerke balbu imsislana gülük ya gülük ya Daşterumet izotovadi Batsbuldigen im dervokhba kilikya kilikya. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.